Mis gibiden harika bir kurabiye tarifi, ayva reçelli kurabiye. Derince bir kasenin içerisine oda sıcaklığında beklemiş margarini ya da tereyağı arzunuza kalmış koyuyoruz. Üzerine yumurta, yoğurt ve pudra şekeri ilave ediyoruz. Pudra şekerin hepsini kullanmıyoruz. 1-2 yemek kaşığı ayırıyoruz. Üzerine serpeceğiz çünkü. İçine vanilyayı ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Ve unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Ta ki ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde ettiğimizde kurabiye hamurumuz olmuş demektir. Kurabiye hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Üzerine biraz un serpiyoruz. Elimizde biraz açtıktan sonra çok ince olmayacak şekilde merdaneyle ya da oklavayla hafifçe açıyoruz. Açtığımız hamuru ben bardakla şekil verdim. Siz isterseniz kurabiye kalıbıyla şekil verebilirsiniz. Yuvarlaklar elde ediyoruz. Fazla olan hamuru yeniden yoğurarak açıp kullanacağız. Şekil verdiğimiz hamurların üzerine hazırladığımız ayva reçellerinden koyuyoruz. Hazır ayva reçeli kullanmayayım, kendi ayva reçelimi yapayım derseniz onun için sağ üst köşedeki ayva reçeli tarifine tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ayva reçellerini koyduktan sonra kurabiye hamurunun üzerine diğer hamuru kapatıyoruz ve yanları çatalla bastırarak şekillendiriyoruz. Ardından keskin bir bıçak yardımıyla ortasına artı işareti yapıyoruz. Yağlı kağıt serili tepsinin üzerine kurabiyelerimizi diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişiriyoruz. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kurabiyelerin üzerine çay süzgeci yardımıyla pudra şekeri serpiyoruz ve servis ediyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.